Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Böyle saçımı tepeden topladım. Saatlerdir oturdum edit yapıyorum. Bugün sabah kalktıktan sonra hiçbir şey yapmadım. Evle de hiç ilgilenmedim. Zaten dün sizinle birlikte evi temizlemiştik. Şu geçenlerde anneme gittiğimde Arda'nın yeni aldığı Motto serisini, benim izinden aldığım Motto serisini açtık. Onun reel'ını falan çekti Arda. Aldığı serinin içerisinde de bu kurabiyelikten olduğu için bende iki tane olacak abla, bunu sen al dedi. Ekstra da bende iki tane böyle iki katlı kurabiyelik var. Şöyle göstereyim, üzeri böyle desenli, rengi gerçekten çok güzel. Arda da iki tane olacağı için böyle bana verdi bunu. Onda ekstra pasta sunumluğu da var. O tamamen bu seriyi tamamladı. Bu seriyi mutlaka aşağıya link olarak bırakacağım. Gerçekten o kadar güzel bir seri ki Arda'da kahvaltı takımını görünce çok beğendim. Sipariş verdik. Bir iki güne gelir muhtemelen. Zaten sizinle birlikte açarız. Bende de iki tane cam kurabiyelik var. Biri böyle toz pembe gibi şeffaf. Bir tanesi de siyah. Onu da anneme vereceğim. O iki taneyi ben kullanmam. Çünkü aldığım seride de kurabiyelik var. Bu sefer bende bundan iki tane olmuş olacak. İki tane takım olarak kullanırım. O iki taneyi de anneme veririm. Ama çok merak ediyorum o kahvaltı setini. O gelsin, sizinle birlikte hemen açalım. Çok sabırsızlanıyorum. Kargoya verilmiştir muhtemelen. Çok da uygun bir fiyata aldım. Hatta şu an az önce baktım, indirime girmiş. 1800 lira falan düşmüş Trendyol'da sadece o kahvaltı seti. Böyle çok çeşitli yemek yapmayacağım. Bir börülceli, böyle Ege usulü bir tarhana çorbası yapacağım. Bir de alt komşum Mukaddes ablanın verdiği şişe domat var, biberli. Kırmızı biberli. Onunla güzel bir domatesli makarna yaparız. Yoğurt da eklerim yanına. Sadece çorba, makarna ve yoğurt bence yeterli olur. Ben de çok aç değilim. Sabah kahvaltıyı güzel yapmıştım. Kahvaltımı yapıp hızlı bir şekilde hemen edite oturdum. Uzun bir video, 3 saat bir video editlemem gerekiyordu. Hala bitiremedim. Öyle bir merhaba diyeyim istedim size. Editle uğraşınca hiç kamerayı açamadım. Saçımı da böyle tepeden topladım. Yani sıcaklarla anca bu kadar baş ediliyor. Zamanlarda sürekli saçımı böyle tepeden topluyorum. O yüzden bir tık da dökülüyor. Neyse, kamera birazcık şarj olsun. Sonra sizinle birlikte hemen mutfağa geçip çorba yapımına başlayalım. Şimdi mutfağa geçtim. Makarna suyu koydum. O bir kaynasın. Bir paketin hepsini yapacağım. Çünkü domatesli gerçekten aşırı güzel oluyor. Su kaynayana kadar bu burada beklesin. Ben o sırada tarhanamı yapacağım. Ben şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Biraz daha alayım. Gül yengemin verdiği tarhana var. Serpil annemin de verdiği var ama bu daha böyle domatesli gibi geldi. Ne olur ne olmaz dolapta beklettiğim için bir elemek istiyorum. Çünkü kıştan beri buzdolabında. Tepeleme 2 kaşık gibi oluyor. Şöyle azıcık su ekledim. Bir karıştıracağım. Salça ekliyorum. Altını açalım. Bunu da biraz kaynatacağım. Salçayla tereyağı kavruldu. Şöyle çözdürdüğüm tarhanamı da ekliyorum. Bir karıştıracağım. Şöyle 3 su bardağına yakın sıcak su ekliyorum. Yoğunluğuna göre yine suyu arttırabilirim. Şu an kaynadıktan sonra bir tık koyulaşıyor çünkü. Tam makarnaya da ekleyelim. Şimdi tarhana kaynamaya başladı. Şöyle bir diş sarımsak ekliyorum. Kaynadıktan sonra. Ben biraz acı olsun istiyorum. O yüzden pul biber ekleyeceğim. Çok severim tarhana çorbası. En sevdiğim çorbalar arasındadır. Bayılırım. Böyle buzluğa pişirip attığım börülcelerim var. Börülceyle ve sarımsakla muhakkak deneyin. Aşırı güzel oluyor. İlk önce makarnamı şöyle bir alayım. O yavaş yavaş kaynasın. Makarna çünkü küçük gözle kaynamayacak.
Biraz katılaştı, o yüzden su ekliyorum. Sonra göz kararı sosundan ekledim. O gün yediğimiz makarnaya bayıldık. Yani ben de yaparken bu kadar lezzetli olabileceğini düşünmemiştim. Ama aşırı güzel oldu. Çok az da atıyorum, biber ekleyeceğim. Katılaşıyor. Ben çok az su ekliyorum. Çok az ama. Biraz daha bile sos ekleyebilirmişim. Az geldi. Çünkü bir paket yaptım. Ama yarın da yenir. Makarnamı hemen servis tabağıma alıyorum. Maydanoz ekliyorum biraz. Makarnalarımız böyle hazır. Of, o kadar güzel kokuyor ki, mis gibi. Menümüz böyle hazır. Tarhana çorbası, yoğurt ve maydanozlu domatesli makarna. Bence çok güzel. Merhaba arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik. Sonrasında hemen mutfağı topladım. Berkay'la bir kahve içtik. Size de zaten açtım. Bizi içtikten sonra biraz Berkay'la oturduk, muhabbet sohbet ettik. Bu arada planladık. Berkay'ın yarın ufak bir işi var Çeşme'de. Beraber Alaçatı'ya gideceğiz. Biraz orada dolanırız. Sonrasında Urla'ya geçeceğiz. Sizi de yanımda götürmek istiyorum. Kıyafetlerimi, çantamı falan ayarladım. Çeşme'ye, Alaçatı'ya gideceğiz. Orada birazcık dolanacağız, zaman geçireceğiz. Sonrasında da Nilay ablalara gideceğiz. Bahtiyar abinin doğum günü. Onu kutlayacağız. Muhtemelen havuza falan da gireriz. O yüzden yanıma mayo ve havlu da aldım. Çantalarımı ayarladım. Berkay'ın ütülenecekleri vardı. Onları hallettim. Bu arada saçlarımı da bir yarım saat önce böyle üstten fönledim. Böyle. Uzun zamandır yapmıyordum. Garibime gidiyor şu an. Edit yapıyorum. O yüzden gözlüğümü taktım. Çok fazla ekrana maruz kaldığım için başım ve gözüm çok ağrıyor. O yüzden gözlük muhakkak takıyorum. Her şeyimi hallettim. Yarın sizi de yanımda götürmek istiyorum. Ben zaten şu an içeride edit yapıyorum. Berkay'da oturdum, maç izliyor. Sizi de hemen bir güncellemek istedim. Yarın sabah erkenden kalkacağız. Böyle ani planlar yapmak, işte hemen hazırlık içerisine girmek falan beni çok mutlu ediyor. Bilmiyorum, benim hoşuma gidiyor. Beni dinamik tutuyor. Günaydın hepinize, yeni bir günden merhaba. Sen de günaydın aşkım. Günaydın. Yolumuzu gösterelim, dur. Dün gece hazırladım. Böyle soğuk sandviç yaptım. Berkay'a her sabah hazırlıyorum böyle, değil mi aşkım? Memnun musun peki spesiyelinden? Spesiyelinden.
Hep aynısını yapıyorum ama sıkılmıyor musun? Oo, yapacak bir şey. Hep böyle mi yiyorsun sabahları arabada? Sabah açıklığa göre açıyorum ya. Başlıyorum. Ama bugün bak zeytin de koydum. Keşke de döktüm. Aşkım çekirdek değil mi? Hayır, çekirdeksiz bu. Birden aldım. Berkay'a her sabah böyle işe gelirken sabahları yesin diye geceden hazırlıyorum, bırakıyorum. Ara ara sizinle birlikte hazırlarız. Böyle gece saat 12-1 gibi Berkay'a kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi biz çıktık. Berkay'ın biraz depoya falan uğraması gerekiyordu iş için. Çeşme'de de ufak bir işi var zaten. Dün akşam bahsetmiştim size. Bu bir şey de aldık. O da arkada. Ben bayağı böyle yüzüm gözüm şiş. Makyajı arabada yapacağım. Giyindik çıktık. Biraz erken çıktık. Saat böyle 7 gibi falan çıktık. Işık çok geliyor. Şimdi arabada birazcık kahvaltımızı yapacağız. Sonra bir kahve alırız. Aşkım bir yere uğrayalım. Su da alalım. Biz arabada kahvaltımızı yapalım. Hala uyanamadım ama. Bir dakika. Bobiş, günaydın anneciğim. Günaydın. Şimdi arabada kahvaltımızı da yaptık. Petrol ofisine uğradık. Berkay indi. Kahveyle su falan alacak bize. Sabah o kadar erken kalktık ki bir de Edit'le uğraştım. Saat böyle 2 gibi, 2.30 gibi falan uyudu. 6.30'da da kalktım. Ne oldu baba? Kameraya bakıyorum. Ne oldu anneciğim? O yüzden biraz uykum var. Dün o kadar uzun bir video editledim ki bir 40 dakikayı falan buldu. Uzun sürede bu kadar uzun bir video gelmiyordu. Çok soğuk. Kahvemizi aldık. Yolculuk başlasın. Kaç? O çok sert. L konsepte de bir sert. Buraya da mı veriyorsun? Sert o bayağı. Bakayım. Yani çok sert değil. Niye Nescafe'nin almadın? Nescafe'nin darkı çok güzel. Bu o kadar sert değilmiş, evet. Beni önüne ben almışım sarhoş. Çiçeği dövümüne soldurur güneş. Çoktan zamanımız az. Bak önümüz makyaj yapacağız. Berkay şimdi ufak bir işi var. Sonra gelecek. Çok uzun sürmez değil mi? Bunu da bitirdim. Alışmışım ki güne kahveyle başlamaya. Gerçekten gözüm açılmıyor kahvesiz. Aa, bir dakika, bunu uygulamadan önce şu glotion'umu uygulayacağım. Bunu çok seviyorum. Baksanıza hemen nasıl renk verdi yüzüme bu tintler. Baksanıza. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Birazcık kontür de yapacağım ama kontür fırçamı almamışım. Mükemmel. Valla şu tinti uyguladığım fırçamla yapacağım.
Artık eve gidince bir daha yıkarım bunu. Alıştım bu arabada makyaj yapma olayına. Her yeri güzel ya. Yani Çeşme'nin her yeri güzel. Anında kapatıyor. Şimdi bir hemen dudak çerçevesi uygulayacağım. Okulların açılmasına falan da az kaldı. Şu an arkadaşlarım seminer dönemine başladılar. Öğrenciler falan da tamamen başlayacak. Ve ben okuldan çıktığımdan beri, yani üniversiteden mezun olduğumdan beri bir kez bu kadar okuldan uzak kaldım. Yani hem öğrenim hayatımda her Eylül okuldaydım, hem de mezun olduktan sonra her Eylül okuldaydım. Birazcık garibime gidiyor. Neyse, buna da alışacağız. Bakalım. Yani bir sürü şey hiç anlatmaya bile gerek yok bence. Seviyordum aslında atölyemi, öğrencilerimle ilişkimi falan ama farklı şeyler. Yani özel okulda öğretmen olmak biraz zor. Şu an özel okulda öğretmenlik yapanlar beni çok iyi anlar. Ne demek istediğimi de çok iyi anlarlar. Çünkü çok farklı davranışlar, farklı hitap şekilleri, farklı fikirler, arkanızdan kuyu kazmalar, neler neler. Berkay'ı bekliyorum ve geldi. Şöyle yakından da göstereyim. Makyajımı da yaptım. Tam ben makyajımı bitirdim. Berkay geldi. Böyle olduk. Güzel oldu, sevdim. Dudak kalemiyle bu Kiko'nun ruju çok güzel oluyor. Zaten kullandığım makyaj ürünlerini aşağı link olarak bırakırım. Bakın, çok uyumlu oldu. Şimdi alt komşum Mukaddes ablayla mesajlaştım. Ben evdeyken kargoların hiçbiri gelmedi 2 gündür. Şimdi ben evden çıktım, bütün kargolarım geldi. Yani ehliyetimi yenilemiştim, o geldi. Bella'dan aldığım kahvaltı seti vardı, o geldi, Mukaddes abla aldı. Bir yandan kargocularla konuştum, bir yandan Mukaddes ablayla konuştum. Neyse ki teslim edildi, eve gittiğimde direkt açarım. Ya da yarın açarım sizinle birlikte. Çünkü ona Reel'da çekmek istiyorum. Şimdi arabayı bir yere park ettik, Alaçatı'ya geldik. Birazcık geziniyoruz. Ufak bir işimiz var. Sonrasında da dondurma yemeye falan gideriz. Öyle. Çok sakin, çok İşimiz güzel ama. Acele değil aslında. Acele değil gerçi, değil mi? Evet. Bobiş de yanımızda. Hem çok sakin, hafta içi geldik, hem de sabahtan buradayız. O yüzden çok keyifli şu an gezmesi. Bak, Bobiş de geziyor sıcakta. Gerçi hava esiyor. Fena değil, değil mi? Güzel. Çok güzel sokakları. Böyle sakin görmek de zordur, değil mi? Baksana bomboş şu an. Çok güzel. Kışın da sakin zaten. Evet, kışın da sakin de hafta sonları ve böyle akşamları çok şey oluyor. Yoğun oluyor. Şimdi bu tarafta gideceğimiz lazım. Tamam. Bir esiyor. Çok güzel. Sonra tekrardan sıcak basıyor. Çekiyorum. Ne tarafta gideceğimiz yer? Yakında. He? Yakında. Beni kameramanın yaptın ya.
Şu işi halledeyim ben, sonra ne yapıyorsak yapalım. Baba abarttın bence bu sıcaklanma işini. Hadi kalk. Hadi kalk, kendini yerlere attı bak. Hadi geldik. Abarttın ya. Baba. Az kaldı, dondurmacıya yürüyoruz şu an. Aslında o kadar da sıcak değil yani. Ben böyle mesela su içinde kalmadım. Ama baba alışkın değil tabii. Paşam klimaların karşısında uyuyor. İki yürüdü nefes nefese. Bak kendinden geçti. Hadi de döne döne. Ha, karşıda. Gördüm karşıda. Tamam, burası. Ünlü yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada dondurma yiyeceğiz. Kolay gelsin. Ha bak serin burası. Burada biraz takılabilirsin. Yo yani ya. Baba bak sana dondurma. Biraz kendine gelsin orada. Sıcaklandı orada. Can mı? Biraz dinlensin aşkım, ben sonra yedireyim ona. Sizin önerebileceğiniz var mı? Biz ilk kez yiyeceğiz burada. Bir tane de... Anca fıstığı denemeyeyim ben. Hmm, bu güzel. Bu çok iyi. Nereye atayım? Hiç duygusal kıvadıysam. Tamam, ben o iki karışımdan istiyorum. Bir de sizin muzlu bir şey vardı ben. Nutella var. He, muzella. Aa, çok tatmak istiyordum. Çikolata. Mesela şey, Mango Center'ın şey böyle açabilirsin. Orası da işte orası. Ortadayım normalde buranın muzellasını da çok fazla okuyorlardı ama belli günlerde oluyor. Muzellada günlerde oluyor? Neyse bir dakika. Dondurmamızı böyle aldık. Çok merak ediyorum tadını. Şimdi mağadan çıktık. Aşkım nasıldı dondurma? Gayet güzeldi. Benim yediğim en iyi dondurmalar arasındaydı. Çok güzeldi gerçekten. O üzerinde ekstra ekledikleri çikolata, külahın tadı falan çok güzeldi. Kesinlikle gelirseniz mutlaka uğrayın. İstinye'ye falan da açılacakmış. Bir de Aslancak'ta da şubesi var. Eğer İzmir'e yolunuz düşerse Çeşme'ye, Alaçatı'ya falan dondurmacıya gelebilirsiniz. Aşırı güzel. Belçika çikolatasıydı, evet. Şeydeki tadı çok veriyor değil mi? Çikolata evimdeki. Orada yediğimiz tatlının dondurması gibiydi. Belçika çikolatası. Orada da Belçika çikolatası kullanıyorlar ya. Ben çok benzettim. Ben istedim de keşke başka bir şey istedim. Yo, güzeldi. Öyle. Ay bayağı doyurdu. Hafif acıkmıştım çünkü. Sen acıkmış mıydın biraz? Bana da öyle geldi. Değil mi? Biraz acıkmıştım, dondurma tıkadı. Şişirdi yani. Evet. Öyle, şimdi birazcık dolanacağız. Sonrasında da Urla'ya geçeceğiz. Her sokağı ayrı güzel. Baksanıza. Çok seviyorum gerçekten Alaçatı'yı. Bu taraftan gelmiştik. Şöyle bakın. O kadar ne yapıyorum? O kadar güzel ya.
Gel. Biraz kendine geldi değil mi bu? Geldi de gidene kadar yine. Neyse çabuk gidelim. Piko! Anneciğim! Anneciğim! Dur, dur seveyim biraz. Piko sen tıraş olmuşsun bebişko. Sen tıraş olmuşsun anneciğim. Özledin mi Piko? Özledin mi? Bak. Piko! Piko gel. İlay ablalara uğradık. Buradan bir şeyler alacağız. Sonrasında havuz başına geçeceğiz. Bahtiyar abinin doğum gününü havuz başında kutlayacakmışız. Ve ne yapıyorsun yengeciğim? İyi. Bu tıraş olma. Ay yenge çok beğendi. Hatta arkadaşlarımı sordu. Hoş. Bu da var. Ben vlogda benim çantayı göstermedim. Ay çok güzel. Sen bunları paylaş. Daha bu bitti. Paylaşayım. Bu da siyahı. Siyahını istediler. Bir ondan bir ondan istediler. Ay yenge siyahı da çok güzelmiş. Güzel mi olacak? Boyu bu kadar. Ama çok güzel. Ya, böyle bir şey yaptım böyle. Ay açtırdım. Çok beğendim. Ben... Tamam sen o modelini atsın. Beğendiğin tamam. Modeli. Tamam. Ben örerim. Ay çok güzel. Ellerine sağlık. Ha. Bayıldım. İnternetten beğendiğin bir şey olursa. Tamam. Ben Arda'ya söyleyeyim model atsın. Ay ben size göstermedim. Serpil annem bana hediye olarak yengemden hasır çanta aldı. Yani benim istediğim modelden yaptılar. Ama o kadar kullanışlı, o kadar güzel ki hatta bugün Alaçatı'da falan da taktım o çantamı. Fotoğraf çekilirken de Instagram'dan görürsünüz. Buradan da gösteririm. Böyle hasır çanta yapıp satıyor uygun fiyata. Ama plaj çantasına falan bayıldım. Mutlaka yengeme sipariş vereceğim. Öyle şimdi. Piko. Piko çok güzeldin anneciğim ya. Tıraş olmuş ya. Sen ne zaman tıraş oldun? Alaçatı'da taktığım çanta buydu. Ben böyle şu kısmını klipsli yaptırdım. Şu an arabada biraz zor gösteriyorum ama bakın. Böyle sert bir klipsi var. Ama içine bir sürü şey alıyor ve çok güzel. Ben de bu iç kısmını da size göstereceğim. Çok güzel hazırlıyor, yapıyor. Bakın iç kısmına da böyle astar yapmış. Bu klipsi de çok sert. Yani çok zor kapanıyor. Ama çok kullanışlı. Şöyle tokalı mokalı. Ben aşırı sevdim. Hatta Instagram'dan paylaşınca birçok kişi de sordu. Da bana Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Oradan yardımcı olurum. İstediğiniz modeli de yapabiliyormuş. Fiyatı da yengeme sorarız. Güneşlenmeyiz diye, yani akşam üzeri geliriz diye ben hiç güneş kremi almadım ya. Ona çok üzüldüm. Yani bronzlaştırıcı yağ da almadım. Şimdi bayağı zaman geçireceğiz burada. Çok üzüldüm ona. Ben diyorum şeyi çıkartayım. Direkt terliği giyeyim. Aynen burada terliğini giy, ben orada giyineceğim. Babanın suyunu da alalım. Oh, bu çantaya her şey sığdırıyorum. Böyle küçük görünüyor ama neler alıyor bu çanta. Doğru değil mi? Her şeyini atıyorsun sen de bu çantaya. Toparlanamıyorum. Toparlanamıyorum, çok dayıldım. Baba gerçekten bir bebek. Bir bebek yani. Suyunu al, mamasını al, tasmasını al. Gerçekten köpek bir bebek. Baba gitme bir yere. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bir dakika gözlüğümü takacağım. Gözüm yandı. Berkay dün Nilay ablayla konuştu. Akşam işte bizde olalım, Bahtiyar'ın doğum günü falan diye. Öyle planladık. Ama Berkay detaylı öğrenmemiş. Bayağı böyle havuz başında falan doğum günü planlanmış. Akşam burada olacağız yani. O yüzden biz böyle çok hazırlıklı gelmedik. Hatta ben akşam üzeri buraya uğrarız diye hiç güneş kremi, sonrasında işte güneş yağı falan almadım. Sadece havlu aldım, mayo aldım. Ama hem buraya erken geldik, yani çok güzel güneşlenilir şu an. Böyle havluyu, mayoyu alıp geldik. Bakalım. Neyse artık bir şekilde idare edeceğiz. Şimdi burada bir şezlong hemen çekeriz. Otururuz. Bir dakika dur. Baba gel. Tamam tamam. Aşkım niye böyle? Ha, orası dolu mu? Şuraya çekelim Berkay. Buradan direkt girelim. Bak böyle çok güzel oldu. Bağla çünkü buraya köpek giriyor. Kedi de var.
Baba durmaz. Şimdi üzerimizi değiştirdik. Şu siyah mayomu giydim. Berkay da böyle burada. Birazcık dinleneceğiz. Nilay ablalar gelene kadar burada keyif yapacağız. Bir tık çocuk sesi var arkadaşlar. Ama muhtemelen akşam üzerine doğru giderler diye düşünüyorum. Onlar gittikten sonra gireriz havuza. Biraz sitenin çocukları ses yapıyor. Bundan bir rahatsız olmadım değil. Çocuk sesine hiç tahammülüm yok. Ne yapıyorsun? Çitos çıkaracak. Çitos mu çıkaracaksın? Baba nerede? Burada. İyi, oğluma dikkat et. Çitozlu bire çıkaracak. Oğluma dikkat et. Bakın şurada çocuklar. Bence akşam üzerine doğru gider şunlar değil mi? Yani akşam üzerine doğru şurası şöyle gitsin. Böyle havuzdayız. Keyif yapıyoruz. Abi, aslında ya. Aslında ilk geldiğimizde şöyle şu karşıda oturduk. Ama güneş oraya çok döndü. O yüzden buraya geçtik. Bir müzik açsaydın mı aşkım? Niye az çıkarıyor ses? Ben açarsam şarjım biter. Şarjın yok mu? Var da kıyamıyorum harcamaya. Kimler geldi kimler? Kim geldi? Kim olabilir? Nilay abla. Ama gerçekten çok dolu dolu geçti değil mi? Aa kedi var aşkım. Babaya dikkat et. Tam arkasına yatıyor. Baba biraz kedi canavarı da. Üzgün bir an. Saçlarım bozuldu. Pardon, yüzüyordum. Saçımı tamamen ıslatmak istemedim. Çok güzel. Demedim. Nereye çıktın? Sen biraz daha. Abi. Hayır. İnsanlar bilir. Şu tarafta, şu tarafta. Baba. 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 Kedi görünce direkt kediye saldırıyor. Baba, bana bak. Ne yapıyorsun? Geç. Ha tam iyi, iyi. Yüzüme sıçrattın. Seni tamam mı? Saklamıyorum ama saklayacağım sanırım. 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 Selam. Bak gözüm de akacak. Sürekli aynı şeyleri çekiyorsun. Eda diyenlere gelsin. Ne yapayım ben? Günlük yaşantımı çekiyorum sonuçta. Değil mi? Evet.